CERN'den bahsederken sıklıkla dile getirilen yüksek enerji fiziği ne demek? Şeye başladığımız zaman ne dedik? CERN nükleer fizik. Ya zaten CERN'deki N harfi nükleer. Conseil Européen pour la Recherche, Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi, tam olarak Fransızca çevirisi. Nükleer dememizin sebebi o zamanlarda hızlandırdığımız parçacıkların ki onun da tarihini aslında Rutherford'la veriyoruz. Çünkü o doğal bir kaynakla bir deney yapıyor ama aslında parçacık hızlandırmıyor ama hızlanmış enerjisi olan parçacıkları bir atoma, bir hedefe çarptırıyor. Bu bizim için milat, yani hızlandırıcı fiziği Rutherford deneyiyle başlıyor aslında. Ardından bu parçacıkları biz hızlandırabilir miyiz fikri 1930'ların başında Widerøe, İsveçli sanırım, tarafından ama biz bunların enerjisini artırabiliriz. Enerjilerini artırdıkça tabii ki daha az etkileşecekler. Yani bisiklet gibi düşünün. Yavaş sürerseniz düşerseniz, hızlı sürerseniz ilerlersiniz. Daha fazla ilerlemesini sağlayıp daha fazla şey öğrenebilir miyiz? Daha derinine inebilir miyiz incelediğimiz maddenin? Ardından işte pardon, bağlayacağım yeri unuttum. Sorunuzu tekrar edebilirseniz. Hocam yüksek enerji fiziği sıkça bahsediliyor. Bunun CERN'le ilgisi hem yüksek enerji fiziği nedir? Onu sormuştum ben size. Evet. Şimdi bu çalışmalara nükleer fizik dedik. Nükleer atomun fiziği. Ardından parçacıkları hızlandırmaya başlayınca bir yerden sonra 100 MeV civarında, 100 MeV'den daha az, yani 100 milyon elektron volt, yani bir elektronu 100 milyon volt potansiyel farkla hızlandırmanın ötesine geçtiğimizde de artık nükleer fizik lafını kullanmamaya, yüksek enerji fiziği demeye başladık. Böylece ilk 100 MeV'li kısım, yani radyasyon ya da parçacığın atomla ya da birbirleriyle etkileşimini nükleer fiziğe bırakıp 100 MeV'in yukarısındaki enerjiyi de yüksek enerji fiziği diye sınıflandırmaya başladık. Yine bir sınıflandırma, yoksa nükleer fizikle aradaki fark enerji farkı sadece. Tabii ki fizik de değişecektir orada. Daha temel şeyleri inceliyorsunuz enerji arttıkça. Bir sorunuzun devamında da sanırım başka hadron çarpıştırıcıları var mı ya da hadron çalışan, evet, evet hocam. Enerji çalışan. Ya yüksek enerji çalışmak zaten niye CERN'de yapılıyor bu? Niye? Ya bunu Amerika kendisi tek başına, yani bir ülke olarak yapıyordu bu çalışmaları. Tevatron vardı Fermilab'da, Chicago'da. Bu tarz işleri yapıyorlardı bir ülke olarak. 7 kilometrelik bir çarpıştırıcıya sahiptiler. Ardından Amerika 80 kilometrelik bir çarpıştırıcı düşünmeye başladı. Texas yakınlarında, Orta Amerika'da ya da ne diyelim, Güney Orta Amerika'da. Ve bu 80 kilometrelik çarpıştırıcının deliği bile birkaç milyar dolar tutuyor. Yani tünel, hani yerin altına koyduğumuz maliyeti bile birkaç milyar dolar. Şimdi 80 kilometrelik bir hızlandırıcının maliyeti, şu an CERN yaptığı için sayı verebiliyorum, 15-20 milyar dolar mertebesinde bir para. Ya bu Amerika için bile fiziğin sadece bir dalına, fiziğin, mühendisliğin sadece bir dalına 15-20 milyar dolar para ayırıyorsunuz. Ve bu birazcık insanları ürküten bir rakam. Yani çünkü bugün 15-20 milyar dolar fiziğe ayırdınız. Belki 15-20 de ne bileyim NASA'ya ya da gözlemsel astronomiye ayırdınız. Bir 5-10 milyar dolar enerjiyle ilgili çalışmalara ayırdınız. Hani bunun da bir bütçesi bir yerde şeyi olmalı değil mi? Yani trilyon dolarlarınız da olsa bunları paylaştırdığım zaman bu işin biyoloji yanı var, tıp var, kimya var, psikoloji var, sosyoloji var. Çok fazla bilim dalı var. Herkesi bu kadar ayıramazsınız. Doğal olarak biraz daha böyle artık ülkeler birliğinin yapmaya başladığı bir şey oldu. Ve tabii ki hadron makineleri var, halen var. GSI var Almanya'da, ağır iyon hızlandırıyor. Yani proton ya da ne diyeyim mesela, CERN'de hızlandırıldığı için kurşun, çinko. Çinkonun elektronlarından koparıyorsunuz. Artı yüklü bir iyonunuz kalıyor. Bunu elektrik alanda hızlandırıyorsunuz. Bu da ağır iyon hızlandırıcısı oluyor. Yani belirli yerlerde şu an İsveç, Danimarka arasında European Spallation Source, Avrupa Nötron Oluşturma Merkezi diyeyim gibi bir şey kuruluyor. O da bir hadron hızlandırıcısı. O da
yüksek enerjilere erişebilecek bir makine. Ama yani dediğim gibi pahalı şeyler olduğu için genelde tek bir ana laboratuvarda yürütülüyor böyle yüksek enerji şeyleri. Bunun karşılığında hadron hızlandırmak, yani ağır iyon hızlandırmak masraflı. Çünkü makineniz çok büyük oluyor. Makineniz küçülsün diye süper iletken kullanmaya başlıyorsunuz. Süper iletken pahalı bir şey. Ardından dedektörünüz daha büyük oluyor. O pahalı bir şey. Bunun yerine lepton, yani hafif parçacıkları hızlandırıp çarpıştıran ama yine de yüksek enerjide çalışan makineler var. Bunlar biraz daha yaygınlar. Bunların en iyi örneği Japonya'da KK, Super KK bir. KK, Koenergike, yüksek enerji merkezi Japonların. Onların 3 kilometrelik bir çarpıştırıcısı var. Bir elektron pozitron çarpıştırıcısı. Temel parçacıkları çarpıştırıyor. Bunun avantajı var. Proton temel değil. Demin konuşmuştuk. İçinde kuark olan, yani bir çorba. Çorbayı çorbaya çarpıştırıyorsunuz. Ondan sonra içinden ne bileyim işte neydi, gelinli kadınlı çorba mı deniliyordu? İçinde et parçacıkları olan çorba türü vardı ya. Şimdi böyle bir iki çorbayı çarpıştırdığınızı düşünün. Bu çorbayı çarpıştırıyorsunuz. İçinde azıcık kıyma parçacıkları var. Bu aslında yakalamaya çalıştığınız şey kıyma parçacıkları. Ama çorbaları çorbalara vurdunuz. Kıymaları toplamaya çalışın. Oysa ki kıymayla kıymayı çarpıştırsanız, yani temel parçacıkla temeli çarpıştırsanız çok rahat kıymanın içinde ne olduğunu görebileceksiniz. Kıymayı var eden şeyleri görebileceksiniz. Japonya'daki bir kilometre çarpıştırıcı bunu çok iyi yapıyor. O kadar iyi yapıyor ki 2008'de zaten parçacık, anti parçacık asimetrisini anlama yolunda çok güzel bir adım attılar. Kobayashi ye Nobel getirdi ertesi sene. CP violation, charge parity violation. Bunu da tabii parçacık fizikçilerine sormak lazım. Ama madde antimadde arasında bir asimetri var. Ki bu asimetri sayesinde biz varız. Bu sefer bizden kastım insanlar, dünya, yaşam. Yani eğer maddeyle antimadde miktarı aynı olsa birleşirlerdi. Biz de hiç var olamazdık. Ki anlamaya çalıştığımız şeylerden birisi de bu CERN'de. Yani dünyada diyebilirim ki onlar mertebesinde yüksek enerji merkezi var. Yüksek enerji fiziği merkezi.